Kahramanmaraş, Sütçü İmam Üniversitesi Ziraat Fakültesi üzümsü meyvelerle ilgili önemli çalışmalara imza atıyor. Bu kapsamda üniversitede Urmudutu fidan sorununu çözmek için kampüsünde Türkiye'de ilk kez mikro çoğaltma yöntemiyle Urmudutu fidanı yetiştiriyor. Halk arasında Urmudutu veya Urumdutu olarak bilinen karadut, bilimsel adıyla Morus nigra, pek çok özelliği nedeniyle son yıllarda oldukça rağbet görüyor. Üzümsü bir meyve türü olan ve yüksek oranda antioksidanlar içeren Urmudutu, sağlık bakımından oldukça önemli meyveler arasında yer alıyor. Pekmez olarak da tüketilen Urmudutu pahalı olmasına rağmen halk arasında ilaç veya şurup niyetine sevilerek tüketiliyor. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Mehmet Nurinaz, üniversite sanayi kamu işbirliği merkezi laboratuvarlarında Urmudutu fidanlarını doku kültüründe mikro çoğaltma yöntemiyle üretmeye başladıklarını ve bundan sonra çiftçilerin fidan taleplerinin tamamının karşılanabileceğini söyledi. Fidan talebi son yıllarda artmaya başladı. Ancak fidan talebi klasik çoğaltma yöntemleriyle ne yazık ki rahat bir şekilde giderilemiyor. Biz de buna çare olarak doku kültürünü önerdik ve kendimiz doku kültürüyle çoğaltmaya başladık. Yukarıda gördüğünüz gibi Üsküm'de Üniversite Sanayi İşbirliği Merkezi'nde laboratuvarımızda çoğaltmaya başladık. Geliştirilen mikro çoğaltma yöntemiyle ticari anlamda Türkiye'de ilk defa Urmudutu fidan üretimi çalışmaları yapan Profesör Doktor Nurinaz, üretilen fidanların tamamının klon bitkiler olduğunu belirtti. Doku kültürü dediğimiz şey, bitkinin herhangi bir parçasından kısaca steril şartlarda ve yapay besi ortamlarında sınırsız sayıda çoğaltma yapmak. Yani şurada gördüğümüz herhangi bir tomurcuğu aşı gözü olarak klasik yöntemde kullanabileceğimiz bir tomurcuğu doku kültürüyle çoğaltmaya başladığınız zaman bir yıl içerisinde milyonlarca fidan elde edebiliyoruz. Bu fidanların klasik yöntemle çoğaltılan diğer fidanlardan üstün yanlarını şöyle sıralayabiliriz. Bunlar tamamen hastalık ve zararlardan, patojenlerden arındırılmış olan fidanlar. Yani çiftçi bunu aldığı zaman diğer klasik yöntemlerle çoğaltılan fidanlarda bulunabilecek muhtemel hastalıklar bunlarda yok. Bunlar tamamen temiz fidanlar ve hepsi birbirinin aynı, klon dediğimiz fidanlar. Birisi neyse diğeri tamamen aynı özelliklere sahip. Meyve özellikleri açısından, bitki özellikleri açısından hepsi birbirinin aynısı. Profesör Doktor Nurinaz, Urmudutu'nun geleneksel tıpta ağız yaralarının iyileştirilmesinde, kışın özellikle çocukların bağışıklık sistemlerinin güçlendirilmesinde, soğuk algınlığı, nefes darlığı ve öksürüğün tedavisinde kullanıldığına dikkat çekti. Naz, ayrıca Urmudutu'nun birçok gıda maddesinde de kullanıldığını söyledi. Urmudutu, diğer dutlardan farklı olarak özellikle içerdiği antioksidantlar nedeniyle sağlık açısından büyük bir öneme sahip. Diğer taraftan Maraş dondurmasında, biliyorsunuz Maraş dondurması ülkemizin marka ürünlerinden birisi. İşte Urmudutu Maraş dondurmasında rahatlıkla kullanılabiliyor. Diğer gıdalarda tat verici ve renk verici olarak rahatlıkla kullanılabiliyor. Sağlık açısından önemli dedik. Kışın özellikle çocukların ağız yaralarının iyileştirilmesinde, öksürüğün kesilmesinde, nefes açılmasında çok rahat şekilde halk ilacı olarak kullanılabiliyor. Böyle faydalı yönleri var. Diğer taraftan reçeli yapılabiliyor. Yazın meyve suyu olarak sevilerek tüketiliyor.